Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarımın gerçekten gönlünüze odaklanın. Ben pozitifin hayrını olsun, bütünün hayrını olsun diye pozitif enerjimi yolluyorum. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız şöyle hep birlikte dinleyelim diyorum ve tabii ki de arkadaşlar uyanın sizin olsun diyorum uymayın da evrene gönderin de niyetleriyle kendi hayatınızdaki sıkıntınıza odaklanın neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şöyle bir paylaşacağım gördüklerimi bir nazar enerjisidir e ee, ilk başta hissettiğim bir haber beklentisindesiniz. Çift taraflı bir haber gelecek. Bir oyunun içinde gibi hissettiğiniz bir konu varmış gibi. Yani aslında bazı Ali Cengiz oyunları olduğunu etrafınızdan hissetmişsiniz. Ee, bu sizin acaba şu an bana oyun mu oynanıyor? Bana birine dalga mı geçiyorlar? Acaba bu gerçek mi dediğiniz bir şeymiş gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu oyunla alakalı açıkça size söyleyebileceğim şey fazlaca da göze geldiğiniz yani aslında insanların da sizi çekebildiğini söyleyemeyeceğim bu nazar enerjisi haricinde bir de haset fesat dürtüleri söz konusu ve bu e, hasetlik sizin işte nazarınızı alır aldığınız yediğiniz içtiniz gittiniz gezdiğiniz yerler sizin olsun sakın kimseyle paylaşmayın desem yeri şimdi bir çizgi çizmek istiyorsunuz. Birisiyle net bir inatlaşmanız çıkmış burada. Şimdi bu çizgiyi çizmeye çalıştığınız noktada şunu söyleyebilirim size. Gerçek anlamda ilahi adalete her zaman derim ya ben teslim edin diye. Karşınızda insan var ve bu insan çok da size rengini belli etmiyor. Siz tek kişisiniz. O aslında çift ama size ben tek kişiyim diye sizin arkanızdan iş çeviriyor. Böyle bir enerji net var. Yani aslında birazcık ne iş yapıyorsanız hangi konuysa bu gözünü dört aç. çünkü sen ikilemde görünüyorsun. Yani dolayısıyla bazı gerçeklerle yüzleşme ihtimalin oldukça yüksek burada diyor. kızgın bir yüz ifadesi görüyorum. Ne yaparsanız yapın. A 33 rakamı var. Bu karşınızdaki insanla Üçlü rakamda, üç haftaya, üçlü vadede, üçlü rakamlarla ilgili konularda bir şey konuşmaya çalışmışsınız ve siz çok net teksiniz. Hatta çok da güzel bir atın üstünde görüyorum. Hani boşa anlama gelebilir, atın üstünde olmanız aslında büyük sıkıntı yaratmaz size. Ama o karşı taraf için en azından açık göz ol, bak gerçekten hakkını yiyor diyor siz onu tek sanıyorsunuz ama tek değil şimdi diyeceksiniz ki Aybuket Hanım biliyorum aslında kimden akıl aldığını da ben biliyorum evet arkadaşlar bariz kimden akıl aldığını da gerçekten e, bilebilirsiniz yani öyle de bir görsel var çok da öfkeli bir yüz ifadesi çıkmış etrafında 33 gün içerisinde yapmış olduğunuz konularla alakalı bir koç başı var. Bir de gözlerinizi kapattığınızı görüyorum. Yani inat ettiğiniz bir konuda gözleriniz ne demektir o? Ya şu demek birincisi çok inatçısınız. Ve de bir konuyu kafaya takmışsınız. İkincisi de adak dilediğiniz hani o çok ne olur şu olsun dediğiniz konuda bütün riskleri göze almışsınız arkadaşlar. Şimdi bütün riskleri göze almak sizin için neyi gerektirecek? Boş iletişim haliniz var şu an. Yani anlamı sen şu an birileriyle konuşuyorsun ama çevrendeki insanlardan güvenme. Çevrendeki insanlardan adım atma. Çevrendekilerden bir fayda yok sana diyor yani aslında. Bunun haricinde şunu da söylemek istiyorum size bu ee, ikilem yaşıyorsunuz ya İki konuyu zarf gibi yapmıştınız arkadaşlar ee, ve bu zarfı da şöyle söyleyeceğim size her şekilde gerçekten sizin hayatınızda bir anlaşma yapmak zorundasınız ikilem var iki uç var iki taraf arasında kalma var yani burada sizin işiniz biraz açıkçası karışık olacak. Siz de farkındasınız. Hesaplaşma görseli de çıktığı için hakkınızı yiyen kişilerle yapabilirsiniz diyebilirim. Ee, ama bir zarf görseli çok net çıkmış. Uçu uça, uçasım var diyorsunuz nereye? Hani resmen benim aslında ruhum burada, bedenim orada dediğiniz. Bedenim burada, ruhum şunla Dediğiniz bir şey. Yani aslında bu ara yaptıklarınız çok ruhunuza ters. Hmm. İşte bu zorunda kalmışlık da tabii ki de. Nazarınız var. O yüzden kimseye pek bir şey anlatmayın. O yüzden de ee, ruhunuzun sıkıştığı nokta neyse söylemeyin arkadaşlar. Benden size bir dost tavsiyesi. Yani çünkü çok ağza açıksın diyor. Sen herkesi dede sanıyorsun. Herkes senin niye olduğunuz. düdük öttüreceksiniz. Birilerine ilan edeceksiniz siz bu süreci. Ben size söyleyeyim. İki, iki tane konuyla alakalı bir düdük ettirme. Yani aslında ciddi anlamda bir şey karar verme. E, kararsız olduğunuz bir noktada üstelik. Kesinlikle bir şey hali var. Orada söyleyeyim. Eee bir ilan durumu olacak. Bu ilan sonrasında ne olur? Sadece güvenme. Güvenme yani. Sen o insanlara güvenme. Şurada bir iki dostun sıkı sıkı ta tanıştığını sanki böyle hoş geldin der gibi ee, iki tane insanın tanışıyorsunuz ve bariz derecede e nasıl söyleyeyim onu? Özlem gidermece var. Uzun zamandan beri görüşmediğiniz birisiyle görüşeceksiniz. Ya da uzun zamandan beri planladığınız bir şeyi gerçekleştireceksiniz. E, bu insan bariz derecede şey yapıyor çünkü. Sarılmışsınız hem de nasıl güvendesiniz. Bir üç rakamı görüyorum. Bu üç rakamını da şöyle değerlendirin arkadaşlar. Niyet ettiğiniz konularla alakalı e, gerçek anlamda şey hali var. Ee, gerçekleştirme gerçekleştirme var burada kim ne derse desin ben bunu yapacağım sadece haber vermeyin gerçek anlamda yanındaki insandan alacağın destekli sen bunu başarabilirsin diyor kimseye bir şey söyleme gerekirse çok da temiz haberleriniz var bu arada ardı ardına her iyiliğin içinde bir kötülük her kötülüğün içerisinde bir iyilik simgesini görüyorum A, S, Ş harflerinde bildiğiniz şey çıkmış. E, deniz e, çapası. Takıntılı yani. Bu harfteki kişiler her neyse dediğim dedikler. Bir de benim dediğim doğru diyorlar. Sen ne dersen de yani onun için aslında. O yine bildiğini okuyacak. Şimdi bu kişi siz misiniz diyeceksiniz bana. Hayır kuyruğunuz çok net çıkmış pelerininiz oluşmuş gibi ve de iki kişi bir bütün iş yapacaksınız. Burada sarmaş dolaş olduğunuz, o güvendiğiniz kişinin sizin hayatınıza yardımcı olması, parmak basmasıyla siz özellikle ekimin sonu itibariyle pelerinlisiniz. Bu da dediğim dedik olan insanın da hayatındaki sıkıntılı süreçlere adım attığınız, yani aslında onun da için bir mücadele haliniz var. Sadece enerji olarak çok net söyleyeyim. Söylemeyin. Maaşınızın tutarını söylemeyin. Evinizin tadilat ücretini söylemeyin. Maddi anlamdaki bir şey gizli kalmalı burada diyor. Sonunda ne olacak? Gayet kafa kafaya vermiş iki insansın. Hatta bak birisinin kafasındaki ikili başka sen biriniz gelecek diyor. Biriniz geçmişteki ikiliyle ilgili bir şey takılı kalmış. Sensin ya da eşin çok takıntılı. Geçmişteki konunun tekrar etmesinden korkuyor. Senle alakalı da yapabilir bunu. Ya da karşın, sen karşındaki insanın tekrar etmesiyle alakalı kaygıların var. Yani bariz derecede şey hali var orada. E, diyor ki ee, tekrar edecek bir durumdan korkuyorsun. Ancak mezuniyet bir kepi çıkmış. Aslında mezun olduğun konular. Sen içini rahat tut. Hiç de şey yapma. Boşu hoşuna acaba mı? Deme. Resmen onu demiş. Çok da güzel. Siz ikili olarak geçmişteki konuları kapatacaksınız. Ee, mezun olduğunuzu gördüm. E Bunun anlamı da senin hayatındaki konular artık acabalarlasın evet ama netice itibariyle bu acabalar bitmiş olacak. Sen hiç ama az daha takıldığı için şurada bir ekranı bile düşürüyordum. Net önündeki kalabalığa. Ay çok da güzel bir at çıkmış zaten. M harfine bağlı bir konunun net çözüleceği çıkmış arkadaşlar. Siz iki kişisiniz. İster eş deyin buna. ister karı koca ister ortak ister anne baba artık sizin hayatınızda kimin ise. Nazarınız var. Konuşulmaya devam edeceksiniz. Bu içinizdeki vesvese sonlanacak. Nereden nazar alıyorum? Buket Hanım deseniz bana işten derim. Bilginiz olsun. Söylemeyin. Bakın burada bir para enerjisi alıyorum. Anlatmayın işinizi. Yani siz ne zaman ay biliyor musun iki tane evrak imzaladım. Bir işim hafifledi, bir işim hafifledi. Ee, neye hafifledim? mi? Dur ben sana şimdi bir gözümü koyayım da. Oo, bir başlamışsınız yoğunluğa ki sormayın gitsin. Ee, hani hafifti? işte nazara geldi. O yüzden söylemeyin. Tekrar edeyim. Ee, bununla alakalı Hani şimdi mücadele haliniz Kasım itibariyle e, şeye baktığımda, aile içi, yüreğinizin ortası olarak baktığımda dallanmış meseleleriniz var. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sizin ailede olay bitmez. Her gün bir teyzeden, bir haladan, bir dayıdan, bir amcadan, bir oradan, bir buradan bir haber gelir size. Sizin ailenizin etrafı çok actionlı Yani yüreğinizin içine bir baktım şöyle bir. Herkes de birbirleriyle konuşur halde. E ama yani sorsan da küsüz derler. E, sizlik değil. Evet çok net. Sizlik değil. Yani sen artık ailenin böyle olduğunu kabul et. Annen hayıflanır, hayıflanır. Halalarından, ablalarından, görümcelerinden yakınır, yakınır. Aynı yakınan anne, ertesi yine aynı kişidedir. Yani aslında o onun hayatının tekamülü. Bırak diyor, sen o insanların baban keza. Yani aynı hataları yapıyor, aynı hataları yapıyor. Sonra da diyor ki ay ben işte başım bela. E biz sana söyledik, dinledim, yo dinlemedin. Hani bir de gittin kendi bildiğin de okudun, aferin. <laughs> Gibi anlatabildin mi? Hani siz her şeyi siz yönetemezsiniz. Bazen e, bazı kişilerin bunu evlat olarak da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bazı kişilerin tek bu. Neden bunu söyledim? Yani fincanınızdan tabağa baktığımda tabakta aynı insanların birbirleriyle böyle çok net mücadele eder gibi ama yine de birbirlerinin yanındaymış gibi görüyorum. E bu senin hayatında var zaten. Sen bunlar için boş boşuna kendini ee, yorma. Tek uyarı işle ilgili bir şeyleri anlatma. Aşk hayatına baktığımda da tertemiz görüyorum. Sörf yapan iki kişi gibi. Bu da birbirinize kur yaptığınız anlamına gelir. Evliyiz ne kuru? Derim ki sizin evlilik hayatınızla alakalı arkadaşlar ee, inişler çıkışlar evet olmuş ama hayatınızda artık ee, sadeleşme zamanı. Sadeleşme zamanı. Evliliğinizi sakin ve sade görüyorum. Ee, dalgalı kur dönemlerinizin işte bir inişli bir çıkışlı dönemlerinizin artık sakinleşmesini istiyor şeklinde görünüyorsunuz arkadaşlar. Sadece görebildiklerimi aktarmaya çalıştım. Çift görüyorum bu arada sizi. Devam eden bir evliliğiniz var gibi görünüyor. Arada iniş çıkışlar olabilir dedi sadece. Şimdi ben isterseniz şu an dinlediğinizde isterseniz de yepyeni bir soru sorabilirsiniz. Şöyle bir tarot kartlarımdan bir danışmak istiyorum. Niyetinizi dileyiniz ve bakalım cevabı ne? Bir erkekten gelecek olan bir erkek. Erkek fayda eder. Erkekten gelen destek. Erkek duygusal, renkli gözlü, açık kumral olma ihtimali olabilir. Yükseleni ya da kendi burcu, balık burcu, yengeç burcu, Akrep Burcu olabilir. E, bu insan senin belki de komuta ettiğin, e, işte komutan olarak gördüğün e, bir engel e, teşkil ettiğini düşündüğün birisi olabilir. Ama gel gör ki bu insan sana yardım edecek. Yani aslında bu insandan köstek gelmez diyebilir miyiz? Evet deriz. Bu insandan sana zarar gelir diye korkarsın. Ama yok gelmeyecek diyor aslında. Yani demem o ki güzel bir erkekten gelen desteğiniz e, kapıda. O yüzden arkadaşlar e, dileğiniz neyse bir erkekten haber gelecek müjdesi olacak desteği olacak diyebiliriz. Sadece görebildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Enerjinize, varlığınıza sağlık arkadaşlar. Sizlerden aldığım enerjiyle yoluma devam edebiliyorum. İyi ki varsınız. Ee, sabahları ve akşamları iki bakımda karşınızda oluyorum. Ve hep söylediğim gibi aslında ilahi adalet evrende tecelli edecek. Sen bir insana beddua ettiğin için o insan hiçbir şey yaşayacak değil. Yaşayacak evet ama zaten sen demesen de yaşayacak. Çünkü o Kararını sana bu kötülüğü yapmakla verdi bile. Hayat böyle arkadaşlar biliyor musunuz? Yaptığın ne varsa bedel, bedelini ödüyorsun. Bedelsiz bir şey yok. O yüzden içinizi rahat tutun. Size bunu yapan kişi zaten karşılığını e, alacak, yaşayacak, görecek, gösterecek Rabbim onu da. İçini rahat tut o yüzden. O yüzden arkadaşlar umutsuz kalmayın. Sağlığınız yerindeyse bugünkü sıkıntınızı er geç aşacaksınız. Tecelli ediyor çünkü evrende bu hayatta bu yapılanlar. Yanlarına kar falan kalmıyor. İçinizi rahat tutun. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.